Ersincan İliç'teki altın madenine siyanür sızıntısı nedeniyle üst sınırdan para cezası kesilmişti. Ancak iddiaya göre o sızıntıdan 4 gün sonra bir kez daha siyanür karıştı toprağa. Yukarıdan şu borulardan patlıyor. Gelip çalışmayı durdurdular ama sabaha kadar siyanür buradaki dereye akıyor. Altın madeni patlayan siyanürün biriktiği menfez. Türkiye topraklarında yasak olan bir kimyasal topraklara veriliyor. Ve biz çalışanlara da iznimizi sormadan, rızamızı sormadan siyanürün içerisinde çalıştırıyorlar bizi. Şahsen kendi kafamı kaldıramıyorum baş ağrısından. Tekrar siyanür patlaması yaşandı. Ve logarlara, menfezlere doldu. O menfezler aracılığıyla Fırat Nehri'ne tekrar siyanür karıştı biliyorsunuz. Türkiye'yi ayağa kaldıran Erzincan İliç'teki siyanür sızıntısı sonrası altın madeninde ikinci kez siyanür sızdığı iddia edildi. İşçilerden biri yeterli önlem alınmadan siyanürün temizlettirildiğini ileri sürerek bir video çekti. Başından beri altın madenine karşı mücadele veren Erzincanlı Sedat Cezayirlioğlu o videoyu da ekleyerek savcılığa şikayette bulundu. O yeni videoyla ilgili suç duyurusunda da bulundum. Dünyanın ikinci Çernobil'i, 39 çeşit kimyasal kullanılıyor, 23 tanesi direkt kanserojen. Şu anda görevli arkadaş geldi, bize işleri yaptıran. Bu gördüğünüz alan komple siyanür. Gözler bir kez daha Erzincan İliç'te. İlk siyanür sızıntısı 21 Haziran'da meydana gelmişti. Altın madeni sahası geçici olarak kapatıldı. En üst sınırdan 16 milyon 441 bin liralık ceza verildi. Fabrika alanında 21 Haziran tarihinde oluşan talihsiz kaza sonrası iyileştirme çalışmaları sürerken rutin işlemlerden biri olan pompa değişimi sırasında minimum sızıntı oluşmuştur. Şu anda toplanmış siyanürlü toprağı yükleyeceğim ve arkadaşlar öncülük yapacak, götürecekler. Ne yazık ki maalesef siyanür topraklarımızda. Maden şirketi yalanlamadı ikinci sızıntıyı. İlkinden 4 gün sonra 25 Haziran'da bir işçi çekti bu görüntüleri. İddiaya göre yine Fırat Nehri'ne siyanür karıştı. Devasa siyanür borusu patladı. O siyanür çaya karıştı. O çay da Fırat Nehir ve barajına karıştı. Doğaya serilen siyanürler toplamda görevliler yardımıyla. Temizleme işlemi uzman yetkililerin gözetiminde 6 dakika sürmüştür. İşçinin iddiasının aksine maden şirketi uzman kontrolünde kısa bir temizlikle siyanürden bölgenin arındırıldığını savundu. Siyanür felaketini Türkiye'ye duyuran Cezayirlioğlu ise ikinci sızıntı hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu maden acil olarak, geçici olarak değil, temelli olarak kapatılmak zorunda.